Trav Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. FX yayınındayız. Dün FED fırtınası vardı. Beklendiği şekilde Powell faizleri pas geçti, sabit bıraktı. Tabii ama sabit bırakırken de güvercin bir Powell karşımıza çıkmadı. Bu yıl bir tane daha 25'lik bir faiz artışı var. 2024'teki faiz indirim süresi biraz daha uzadı. Büyüme yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik aşağı yönlü revize edildi. Ekonomik aktivite iyi. Buna bakarken de her şey iyi ama Powell yine güvercin tarafa bir türlü tam istediği şekilde geçmiyor. Çünkü enflasyon. Enflasyon korkuları devam ediyor. Buna bağlı olarak da bu korkunun nedeni de petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler, Suudi Arabistan ve Rusya'nın aldığı aksiyonlar. Bir de bunun üzerine daha devrede olmayan Çin büyümesi, Çin potansiyeli devreye girerse enflasyon tarafında işler zor olacak. Powell konuşmasında ana temasında yumuşak iniş vurgusunu yaptı ama bakalım işte yumuşak inişin şiddeti ne olacak? Peki bütün bunların bağlamında varlık fiyatlarına, fiyatlamalardan ne oldu? Dolar endeksi 105,5 seviyesinin üzerinde. Güçlü dolar teması. Zaten bunu artık söylemekten dilimize tüy bitti Utku'yla beraber. Euro dolar 1.07'nin aşağısında. Ons 1947'den 1924'lere kadar düştü. Şu anda 1927. Fiyatları söyledim. Utku'ya bir merhaba diyeyim. Utku hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim Tuğrak Hocam. Nasılsınız? Bu halimize şükür diyelim Utku. Utku oldukça hareketli piyasa. Bugün de saat 14'te İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Orada da bir 25 bas puanlık bir faiz artışı. Faizin 5.5'a çıkması bekleniyor. Ama zaten bu bir iki haftadan beri bilindiğinden dolayı fiyatlamalara da yansıdı. Dün de enflasyon verisi vardı. Enflasyon verisiyle pound dolarda aşağı yönlü bir hareket oldu. Ons düşüyor, gümüş düşüyor. Nasdaq özellikle %1.5 aşağıdaydı. Tesla ve Apple hisse senetlerindeki sert satışlardan kaynaklı olarak. Hani baktığımızda Powell yine piyasaları sarstı ama hani tek bir öngörümüzdeki işleyen nokta şu var. Brent'te yukarı yön, evet o devam ediyor. İkinci olarak da Euro dolarda her yukarı yönlü hareket satış demiştik. Yine aslında Euro 1.07'nin aşağısında o 1.06-14'ler gördü. Seninle hep vurguladığımız 1.05-1.06 bandı çok etkin. Peki Utku, şimdi yatırımcılarımıza ne yönlendirebiliyoruz, ne söyleyebiliyoruz? Altın, gümüş, pound ve bir de bir şey ekleyelim mi? Euro doları ekleyelim mi? Euro doları ekleyebiliriz. Ekleyelim. Bence de ekleyelim. Her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı veriyor. İstersen Utku bir altınla başlayalım. Altına böyle TP'lerimiz var mı? Geliyor mu? Eli kullandı mı? Ne yaptı? Neler hazırladın yatırımcılar için? Söz sende. Aslında bir FOMC toplantısında kazasız veya satılmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun. Piyasa radisinde dediğiniz gibi sert satış baskısı söz konusu. Burada özellikle petrol tarafındaki yükseliş tabii ki enflasyon baskısını arttırmaya devam ediyor. Burada da %2'lik enflasyona bağlı olduklarını Powell bir kez daha vurguladı ama bir miktar daha burada yüksek seyretmeye devam ediyor. Aynen. %2'lik hedefin üzerinde. Buradaki şahin mesajlar etkili oluyor. Burada altın tarafında bir miktar daha tabii şimdi Wall Street endekslerinde aşağı yönlü hemen sert tepkiler gördük ama altında ciddi anlamda zaten buradaki volatilitenin yüksek olduğu vurgusunu yapıyoruz. Siz dün kapanış yayınımızda bahsetmiştiniz. Bizim bir 1946 direncimiz vardı. 1947'den dönmüş hocam. O kadar da olsun değil mi bu? Mezureyle yani cetvelle milimetrik ölçmüyoruz. Zaten dün bunda yayında anlattık. Yani evet. O esk farkı, spread farkı vesaire bunlar normal yani. Çok doğru. Ya bunda yani bu 1946 band arı zaten biz devlet takipçilerimize burada bizi izleyen yatırımcı band aralığında daha çok direnç ve destek seviyeni vermeye çalışıyoruz. Bu band aralığından 1946 1945 band aralığından ciddi miktarda tekrar aşağı yönlü dönüş gerçekleşti. Ciddi pozisyon tasfiyesi yaşandı diye düşünüyorum açıkçası. Burada bir düşüş trendi vardı. Burada tekrardan bir yükseliş trendi. Artık bu trendde FED'le birlikte son buldu diyebilirim. Kısa vadeli görünümden bahsediyoruz. Tekrardan dikkat çekeyim. Burada takip ettiğimiz tekrardan ben bir miktar daha short yönlü önerimiz bulunuyor buradan. Short mu verdik Utku? Ne yaptık? Gerçi yatırımcılarımızı bilgilendirdik. TP'lerimizle ilgili. Ama buradan da bir yatırımcılarımıza tekrar bir hatırlatma yapalım mı? Altın için nedir durum?
Tabii ki şuradaki bir miktar daha 1946 bandın test edildiği mesela ben teknik açıdan aşağı yönüne gittim. Aslında onaylandığını düşünüyorum. Şuradaki iki dip senaryosu bir miktar daha göz ardı edilebilir artık. Teknik açıdan burada 1927 girişli TP1, 1902 TP2 de bizim hep burada mıknatıs olarak bahsettiğimiz 1885 bandı vardı, hatırlarsınız. Buradan bir launchpad senaryosundan bahsetmiştik, gerçekleşmişti. Tekrardan aynı senaryoya bağlı karartıdan 1885'te TP2 olarak takip edebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle ben bu 1946 direnci üzerindeki kapanışlar, yani 1947-50 bandın üzerindeki hareketlerinde stop loss olarak değerlendirebileceğini düşünüyorum kendi açımdan açıkçası. Utku, zaten şimdi dikkat ederse yatırımcılarımız, bizim seninle yaptığımız bu keyifli yayınlarda hep şu tema ön plana çıkıyordu. Ons'ta bazı böyle mistik mi diyelim, gizemli seviyeler var değil mi? Seninle hep bu döngüde TP'leri çok güzel aldığımız. Aşağıda bir 1885, yukarısında 1902, 1920, 1933, 1946. Sen de daha önceki yayınlarda 1958. Aslında 1885, 1902, 1920, 1933, 1958. Yani yatırımcılarımız buradaki bu makastaki teknik önerilerimizi takip etsinler. Evet, biliyoruz videolarımız gerekli ve yeterli kitlelere çok fazla ulaşamıyor. Ama bizi takip eden ve izleyen yatırımcılarımızın bu videolardan inşallah faydalandığını yüksek ihtimalle düşünüyoruz. Peki Utku, bu kadar altın konuştuk. Şimdi altın deyince aklımıza ne geliyor? Bitcoin geliyor, gümüş geliyor. Acaba şimdi hani altında bir kısa tavsiyemiz oluyorsa, hani gümüşte de illaki vardı. Sen biraz böyle bir çıtlatsana, gümüş tarafındaki durum nedir, önerimiz nedir, ne söyledik? Tabii gümüş tarafı da olmazsa olmaz. Yani altın tarafında şimdi short bekleyip gümüşte de short beklememek olmaz dediğiniz gibi. Burada bir 200 günlük hareketli ortalama kabusu olmaya devam ediyor aslında gümüşün. Evet. Sürekli denendi ama 200 günlük hareketli ortalama kırılamadı. Artık temel taraftan gelen bu da veriliğe baktığımız anda da buradaki aşağı yönlü hareketlik baskısının ben bir miktar daha artış göstermesini bekliyorum. Bu sebeple işte 23-25 giriş seviyesi olarak bu da TP1 22-12, daha sonra TP2 21-60 band aralığı, 21-60 band aralığı TP2 olarak takip edilebilir diye düşündüm. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki günlük kapanışlarda bir miktar daha stop olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum açısı. Burada şöyle bir senaryo vardı. Bir iki dip senaryosu, işte tekrar 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atış, tekrardan 26-20 bandına doğru bir hareketlik. Teknik bölümde bunu aslında çok destekliyordu ama FED burada yine teknik yorumu bozdu. İşi bozdu aslında bir miktarda. Bizim de aslında dünkü yayınımızda ve ondan önceki yayınımızda FED öncesi altın ve gümüşte bir pozisyon önerimiz, bir beklentimiz olduğunu söylemeyeceğimize yönelik aslında söylenmemiz bunu. Bunun da sebebi buydu aslında. FED buradaki güncel görünümü bir anda bozabiliyor. Teknik görünümü, onda duyurusunu yapmak istiyorum. Utku, peki aslında şimdi biz hep euro dolara diyoruz ya, her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı. Sanki bu FED'in bir miktar daha belirsizliği geçene kadar. Çünkü FED'in biliyorsun Eylül toplantısını dün karşıladık. Evet. Neticelendi. Şimdi Ekim'de toplantı yok. Kasım'da ve Aralık'ta toplantı olacak. Ve bu Kasım'daki toplantıya kadar da enflasyon gelecek, non-farm gelecek, birçok FED'in sevdiği veri seti gelecek. Şimdi sanki o veri seti gelene kadar ons altında da böyle her yukarı yönlü hareket, gümüş içinde her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı gibi duruyor. Yani yatırımcılarımız bu büyük resmi algılayarak, yani biz bunu konuştuğumuzda yarın başka bir veri gelir, bir açıklama gelir. Biz pozisyonumuza, stop loss'umuza sağlık olarak kapatıp yeni öneri de devreye alabiliriz. Ama buradaki unsur, hani biz yukarıya iki tane direnç, aşağıya iki tane destek, zaten bir yeri kırınca illaki o desteklerden birine değecek. Bizim buradaki market call dediğimiz tamamen TP'lerle belirttiğimiz destek dirençten daha farklı bir yaklaşım. Tabii bunlar herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Biz burada Utku'yla beraber grafikler üzerinden bir beyin fırtınası yapıyoruz. Peki Utku, İngilizler, rahmetli kraliçeyi biraz bir andık.
Şimdi Merkez Bankası faiz kararları var. Pound'da dün yayında da bahsetmiştik. Enflasyonla beraber Pound'da bir sert aşağı yönlü hareket olmuştu. Bugün de 25 bas puanlık bir faiz artışı. Faizin 5.5'a çıkması bekleniyor. Ama bu sürpriz mi? Değil. Ama sürpriz ne olur? 50 yapar, 75 yapar. Tamam. O zaman sürpriz olabilir. Ama şu anki dinamiklerde bunun çoğu fiyatlandı gibi de duruyor. Şimdi pound dolarda bir önerimiz var mı? Pound dolar yatırımcıları için ne diyoruz? Artı bugün özellikle saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı da olacak. 13.55'te ben YouTube canlı yayınında olacağım. Şimdi piyasa 500 bekliyor. Biz 250 bekliyoruz. 600'ün üzeri gelme ihtimali de fazla. Neden bunu söylüyorum? Pound Türk Lirası işlemi yapan yatırımcılarımız varsa ekranda olsunlar. Pound Türk Liracılar ekranda olsunlar. Yani bu olabilecek en oynak Pound Türk Lirası hareketi olabilir. Hem İngiltere Merkez Bankası tarafından hem Merkez Bankası tarafından. Utku, fırtına öncesi Pound Dolar bize ne söylüyor? Ne dersin? Biz aslında fırtına öncesi sessizlikte kendi payımıza düşen aldık mı? Tamam. Onu o zaman sen böyle bir net net bir söyler misin? TP1'imiz buydu, ikimiz buydu diye. Burada fırtına öncesi sessizliğe dahil olmak isteyen yatırımcı olabilir ama tabii ki öncesinde biz buradaki işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Tabii ki burada yatırımcının kendi stratejisine göre devam edilir aşağıdan kitlik beklentisine göre ama bizim şurada 1.262 bandından bir şu band destek bandından bir miktar daha short yönlü önerimiz bunlardı. TP1.242, TP2.231 bandıydı. Hatta dünkü yayında burada bir vites hareketi vardı hatırlarsanız hocam. Buradaki vites hareketi sonrası tekrardan bahsetmiştik. Dünkü yayında izleyebilir diğer yatırımcı TP2 seviyesi gerçekleşti. Hatta TP2 destek attı. Burada 1.231 bandında kaybediliyor şu anda. Ki bu majör şu düş trendin destek hattının kaybedilmesi bir miktar daha TP3 olarak 1.18 bandlarının takip edilmesine neden olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada stratejiye göre fark gösterebiliyor ama aşağı yönlü kitik beklentisi eğer devam ediyorsa bu da işte trailing stop ya da işte stop seviyesinin giriş seviyesine çekilmesi veya TP1 seviyesine çekilmesi kar realizasyonunun devamlılığı için önemli olabilir diye düşünüyorum kendi açımdan. Ama burada aşağı yönlü baskı bir miktar daha artış gösteriyor. Özellikle TP2 bence iyi bir realizasyon diye düşünüyorum ben. Kesinlikle Utku. Euro dolar. Yani euro dolarda yön artık çok bariz bir belli olmaya başladı. Her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı. 1.08 oldu mu? Bir kısa. 1.09 oldu mu? Bir kısa. Bir 50 ile 100 pips bırakıyor değil mi? Dün akşam 1.07-15-25 bantlar gün içinde. Oradan 1.06-14'ler. Bir 100 pips. Hepsini yakalanmasa bile 50 pipslik bir hareket. Hani artık böyle Lady Lagarde aynı inmeyi Draghi gibi yaratamıyordu ama Powell imdadına yetişiyor. Kurtarıcı Powell, çare Powell. Hep diyoruz ya Utku, FED ve diğerleri. FED yapar, diğerleri izler. FED'e rağmen hiçbir şey yapamazsın. Dolayısıyla bunu bilmem gerekiyor. Yine görüşümüz aynı Utku ile beraber. Aynı şeyi tekrar edeceğiz. Ta ki Lagarde'den, FED'den çok farklı bir şey. Veyahut da bir anda Rusya-Ukrayna savaşı biter. Kıta Avrupa'sında durgunluk tekrar patlama etkisiyle aşırı bir büyümeye geçer. O zaman biz de görüşümüzü değiştiririz. Ama şu anki dinamiklerde Euro-Dolar'da 1.05-1.06 bandımız etkin devam. Utku ile beraber 1'i bekliyoruz. 1'in altına da bir kayma ihtimali var. Konuşmuştuk bunu yayınlarda. Zaten Euro-Dolar paritesinin dibi 0.64'lerde. Ve bu savaş dinamiği, bu makro dinamikler, güçlü dolar teması ve diğer unsurlar devreye girdiği zaman da güçlü euro olmaz mı? Olur ama böyle saman alevi gibi kısa süreli alır. Tam da teknikçilerin, traderların, scalpçıların sevdiği bir hareket. Diyorum Utku, euro dolarda long musun, short muyuz? Ne diyorsun? Euro dolarda shortuz hocam zaten. Şimdi bakıyorum mesela sosyal medyada vesaire. Herkes at güçlenen dolar teması tekrardan söylenmeye dönmeye devam ediyor. Ne oldu hani FED faiz indirildi, pas geçti, bir şey yapmayacağım, yumuşak giriş vesaire filan. Powell yine bence piyasaları ters bir şey yaptı Utku. Aynen öyle ama biz bu temanın zaten devam edeceğini uzun süredir söyledik. Zaten beklentilerimiz de bu yöndeydi. Bundan dolayı short yönde pozisyon önerilerimizin olmasının sebebi aslında bu. Onda çıkamasının gerçekleşmesi.
bazı yerlerde long önerilerimiz var, stop önerilerimiz var. Onlara da değiniriz birazdan ama buradaki TP'lere baktığımız zaman ciddi miktarda kar realizasyonunda olduğunu da görüyoruz. Puan teyit açısından. Bir vurgulayalım onları istiyorsan. Yine TP'ler maşallah diyelim. Yatırımcımız da inşallah bu TP'lerden faydalanmıştır. Bizi de iyi olarak kulaklarımızı çınlatıyorlardır. Umarım. Euro-dolar paritesinde zaten düşük trendeki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Burada zaten dolar endeksi 105 seviyesi üzerinde kalacak sarmaya devam ediyor ki oradaki teknik görünüme baktığımız anda bozulacak gibi değil. Zaten Fed'i de atlattık artık. Baktığımız zaman burada 1.067 bizim TP1 seviyemizdi. Şurada 1.085-90 bandından aşağı yönden gittik. Beklentimiz vardı. TP1 1.067 vitesler gitti. Bir miktar üzerinde gerçekleşti. Burada bir miktar daha pozisyon tasfiyesi sonrasında aşağı yönden gittiği onaylamış gözüküyor. Bu da üzerine basa basa zaten geçen haftadan beri olan yayınlarda takip ettiğimiz seviye 1.054 bandı. Kısa vadeye göründü. Bu band aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Bu destek attı. Önemli bir destek attı. Euro dolar paritesinde diyebiliriz. Tekrardan vurguluyorum. Bizim artık long yönünü düşünebilmemiz için yukarı yönden gittik beklentisi içerisinde olup bilmemiz için ben paritede 1.10 üzerini görmemiz gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışındaki senaryoda sizin de belirtmiş olduğunuz gibi her yükseliş aşağı yönlü hareketlerin habercisi olarak diyebilirim açıkçası. Utku, videolarımızın inşallah daha geniş kitlelere ulaşması dileğiyle. Bugün seninle altını konuştuk, gümüşü konuştuk, pound'u konuştuk, euro doları konuştuk. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı var. Pound Türk Lirası işlemi yapanlar veyahut da FX enstrümanlarında gram altın trade eden yatırımcılar mutlaka ekran başında olsunlar. Saat 14 Türk Lirası çiftleri açısından oldukça hareketliliğe müsait bir imkan verecek. Biz 250 bekliyoruz. 250 devam edecek şekilde sıralı faiz artışları. Piyasa 500 diyor. 1000'e kadar tahmin aralıkları var. 600'ün üzerinde faiz artışı gelirse şaşırır mıyız, şaşırmayız. Merkez bunu neden yapıyor? Kur korumalı mevduat veyahut da dolara olan taleplerine bir caydırıcılık yaratmak için aslında bir sonraki aksiyonda, olası aksiyonda elini açık etmiyor. Önden yüklemeli, ucu kapalı faiz artışlarıyla devam ediyor. Utku, belki talep gelirse yine YouTube canlı yayınları da seninle açmaya devam ederiz. Biz burada TP'lerimizi belirtiyoruz. Hani sadece destek direnç, iki destek kırdı, üç direnç geldi değil. Direkt işlem stratejileriyle fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bunlar herhangi bir yatırım stratejisi değil. Bu videolarımızın daha geniş kitlelere ulaşması dileğiyle. Ağzına sağlık, grafiklerine sağlık Utku. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere.